أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المكرمين، والحمد لله رب العالمين. Allah'ın esma-ı hüsnasını anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Daha doğrusu Allah'ın güzelliğini anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın isimlerini öğrenirken, yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insanı anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Yani insanın nasıl olması gerektiğini, Allah ondan nasıl bir Hazreti insan olması gerektiğini anlamaya çalışıyorum. İnsan Allah'ın isimlerine, sıfatlarına büründükçe insan olur. O isimler onun üzerinde kemale ererse Hazreti insan olur. Vuslat demek, Allah'a vasıl olmak demek de budur. Bu olmadan Allah'a vuslat olmaz. Yani Allah'ın güzel isimleri onda tecelli etmeden Allah'a vasıl olmaz. Allah'a dost olmaz. Allah'ın güzelliğiyle güzel olanlar Allah'a dost olur. Allah'a göre güzel olur. Onun için söylüyoruz, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever. Kendi isimlerini sever, sıfatlarını sever, kendi güzelliğini sever. Bir kulu sevmesi için de Allah'ın güzelliğinin, isimlerinin onun üzerinde tecelli etmesi lazım. Yani Allah'ın Rahman isminin tecelli etmesi lazım, onun bütün mahlukata karşı merhametli olması lazım. Rahim isminin tecelli etmesi lazım, müminlere özel olarak, Allah'ı sevenlere özel olarak rahmet etmesi lazım, sevmesi lazım. Allah'ın Kerim isminin tecelli etmesi lazım, onun ikram etmesi, cömert olması lazım. Allah'ın Vedud isminin tecelli etmesi lazım, onun Allah için sevmesi lazım. Kul ancak Allah'ın isimlerine böyle bürününce, bu isimler onun üzerinde İmana dönüşünce, ahlaka dönüşünce, amele dönüşünce Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur. Onun için Allah'ı anlamadan, isimlerinden tanımadan hiç kimse iman etmiş olmaz. Allah'a yakınlık, Allah'a dostluk şöyle dursun. Ben Allah'a iman etmişim dediğimizde Rabbini anla desek, kim ne kadar anlatabiliyorsa onun imanı ancak o kadar olur. Onun için Allah'ın ilk emri neydi? Oku. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbini kendinde oku. Kendinde tanı. Kendinde tanı. Allah Rahman'dır dedik. Nasıl anlayacağız bunu? Nasıl anlamamız gerekir? Bu bir bilgiyle olmaz. Yani hasıl olan bir bilgiyle iman olmaz. Hangi bilgiyle iman olur? Hazır olan, huzuri ilimle iman olur. Yani imanı tatman gerekir. İman sadece aklın kabul ettiği, ilimle bilinen iman olmaz. Ne zaman ki onu tattın, o zaman iman olur. Allah'ı tanırken de ne buyuruyordu Kutsi Hadis'te? İnsanı yarattım, dünyaya gönderdim ki varlığını tatsın diye, varlığını. Allah dünyaya bizi, varlığımızı tatmamız için göndermiş. Zahiri olarak bedenimizi tadıyoruz. Bir yerimiz ağrınca tadıyoruz, acıkınca tadıyoruz, üşüyünce tadıyoruz, ısınınca tadıyoruz, varlığımızı tadıyoruz.
Allah'ın ikram ettiği nimetleri tadınca tadıyoruz. Bu bizim zahiri varlığımızdı, zahiri tarafımızdı. Bir de bizim Allah'ın kendisinden nefrettiği ruhu vardır. Nefaktu min ruh. Ben ona ruhumdan nefrettim. Bir de Allah'ın bize nefrettiği ruhu tatmak vardır. Sadece beden olarak eğer tadarsa hayvana da bunu tadar. Bu tatma bizi hayvandan ayırmaz. Bizi hayvandan ayıran özelliğimiz nedir? Allah'ın bize nefrettiği ruh. Kendinden, kendi nurundan, kendi ruhundan nefrettiği ruh. Eğer biz onu tatmazsak, kendi kendimizden, Allah'tan, insanlıktan mahrum olarak öbür tarafa gideriz. Nasıl tadıyoruz? Ne kadar tadıyoruz? Allah'ı ne kadar tanırsak, onun isimleri üzerimizde ne kadar tecelli ederse, o kadar Rabbimizi tanımış oluruz, o kadar Rabbimizin bize nefrettiği ruhu tatmış oluruz. Yani Allah'ın bütün isimleri için böyledir. Allah'ın bize tanıdığı imkan kadarıyla ne kadar kullarına, mahlukata merhamet ettiyse, ne kadar ikram ettiyse, ne kadar onlara karşı hoşgörü gösterdiyse, affettiyse, ne kadar onları sevdiyse, bütün isimler böyle. Bunlar en baştaki isimler olduğu için bunları söylüyorum. Kul bunu yaptıkça Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kim Allah yolunda infak ederse biz de onun ruhundaki cömertliği, kerim olmayı artırırız. Bu her bir isim için böyledir. Sen cömertlik yaptıksa, yani ikram ettikçe Allah senin cömertliğini artırır. Kerim isminin tecellisi artmaya devam eder, artırır Allah. İnsanlara merhamet ettikçe Rahim ismi sende tecelli eder, Allah senin rahmetini artırır. İnsanları sevince, ona göre muamele edince Allah'ın Vedud ismi tecelli eder, Allah'a olan muhabbetin artar. Allah onu artırır. Ne zaman ki üzerimizde Allah'ın isimleri kamil oldu, kemale erdi, kamil insan oldu. Kamil insan demek bu demektir. Yani havadan bir şey yapmıyor, kendi kendine hayal ile olacak şey değil. Allah'ın bize tanıdığı imkan kadarıyla eğer gereğini yaparsa, merhamet etmemiz gereken yerde merhamet eder, sevmemiz gereken yerde sever, ikram etmemiz gereken yerde ikram eder, affetmemiz gereken yerde affeder, hoşgörü göstermemiz gereken yerde hoşgörüyü gösterirse ne olur? Allah'ın isimleri bizde tecelli eder, kamil insan, Hazreti insan oluruz. Allah'ın isimleriyle Allah'a yakın oluruz, Allah'a dost oluruz. Aramızdaki perdeler kalkar. Çünkü perdeyi biz koymuşuz. Allah ile aramıza, kendi ruhumuzla, kendi hakikatimizle aramıza perdeyi biz koymuşuz. Perde böyle kalkar. Müşri-i Kamil'e tabi olmak da bunun içindir. Hazreti insan olmak için. Bu sadece bir bilgiyle olacak şey değil. Bazı şeyleri bilgiyle öğrenirsin ama bazı şeyleri birebir alman gerekiyor. Sahabe nasıl Resulullah Efendimizle beraber olup bunu aldıysa, bunun için önünde canlı bir örnek gerekiyor çünkü. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam canlı Kur'an, Allah'ın bütün Esma-ül Hüsna'sı kamil manada üzerinde tecelli etmiş Hazreti insan. Sahabe de ona bakıp onunla beraber Hazreti insan oldu, gökteki yıldızlar gibi oldular. Yani kendi kendine olacak bir şey değildir. Okumakla, bilgiyle olacak şey değildir. Allah'ın isimleri
Bir kulda tecelli edince o isim onda dirilir, o kul o isimle dirilir. Mesela Müşrik-i Kamil'e tabi olan birkaç kişi düşünün. Eğer bunlar gönlünü açarsa, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, abd olmak istiyorum derse, ben de bunun gibi iman etmek istiyorum, bunun gibi Allah'a teslim olmak istiyorum, bunun gibi Allah'a karşı edepli olmak istiyorum, bunun gibi Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum, bunun gibi Allah'ın isimleri güzelliği üzerimde tecelli etsin diyor, bunu istiyorsa, bunun için ona benzemeye çalışıyorsa, evet, o müşrik-i kamili kabul etmiştir. Kimin gibi olmak istiyorsa, onun mürşidi olur. Onun için mürşidsiz hiç kimse yoktur. Herkesin bir mürşidi vardır. Kim, kimin gibi olmak istiyorsa, onun mürşidi olur. Onun için ne buyurmuştu Pir Hazretleri? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Ne demek? Eğer biri gerçek bir mürşidi kamili kabul etmezse, şeytan ona mürşitlik yapar demektir. Yapar mı? Elbette ki yapar. Bunu anlamayacak hiçbir şey yoktur. Ya yolu mürşidi kamilden öğrenir, onunla beraber kulluğu öğrenir, onunla beraber Allah'a yürür ya da şeytan ona mürşitlik yapar. Evet, onunla beraber olanlar onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışır. Allah bunu onun üzerinden ikram eder. Bunu sadece okusa olmaz mı? Olmaz. Allah'ın adeti öyle değil çünkü. Öyle olmasaydı Allah peş peşe Resullerini göndermezdi. Ardı arkası kesilmeden Resullerimizi peş peşe gönderdik buyurdu. İnsanlar biraz Allah'ın Resullerinden mahrum kalınca ne oldu? Hemen yollarını şaşırdılar. Evet. Aynı şekilde Allah'ın kelamı böyledir. Müşri-i Kamili'yi kendisine tabi olanları yetiştirirken Allah'ın ayetleriyle yetiştirir. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu müminleri tarif ederken, müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Kim? Müminler. Bakacağız, Allah zikredilince kalbimiz titriyor mu, titremiyor mu? İstediğimiz kadar bu ayeti birbirimize okuyalım. Hepimiz biliyoruz bunu. Anladık. Allah zikredince, Allah denince niye kalbimiz titremiyor? Bir sorun var demektir. O zaman Allah demeyi harbi titreyen birinden dinlemen gerekir. Onunla beraber Allah demen gerekir ki harbi titresin. Onunla beraber Allah demek sadece zahiri olarak onunla beraber Allah demek değil. Allah deyince Allah'a aşık olanlar ancak kalpleri titrer. O anda maşrufunu zikretmiş. Bütün varlığının kendisine ait olduğu Rabbinin ismini söylemiş. Rabbini biliyor, Rabbi kendisini ona tanıtmış çünkü. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah kendini sevdiklerini tanıtır.
Allah kendisini ona tanıttığı için, Rabbini tanıdığı için, ona aşık olduğu için Allah deyince kalbi titrer. Bu durumda bize düşen nedir? Onun gibi olmaya çalışmak, onun Rabbini tanıdığı gibi tanımaya çalışmak. Eğer böyle olmazsa onunla beraber onun Allah demesi gibi, deyişi gibi Allah diyemeyiz. Dolayısıyla mümin olamayız. Allah mümini tarif etti. Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredilince kalpleri titrer, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttırırlar. Ayetleri okuduğunda demeyin, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda kim okuyacak? Allah deyince kalbi titreyen okuyacak. Öyle başka biri değil. Kendisi gibi biri değil. Allah deyince kalbi titreyen ayetlerini ona okursa ne olur? İmanını arttırır. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler dedi. Müminler. Allah mümin tarifini böyle yaptı. Bütünüyle Allah'a güvenirler. Allah'ın ayetlerini okuyorsak, hatta hafız olmuşsak, gece gündüz Kur'an'ı okuyorsak, okuduğumuz Kur'an Allah'ın ayetleri imanımızı arttırmıyorsa biz iman etmemişiz. Kime göre? Allah'a göre. Eğer din Allah'ın dini ise Allah'ın dinini Allah'tan öğrenmek lazım. İmanı Allah'tan öğrenmek lazım. Yoksa böyle imanın şartlarını anlatıp buna inanırsan bu imandır demek Allah'ın dini olmaz. Allah'ın dini bu değil. Her bir ayete iman etmek imanın şartıdır. Bir ayeti, ayetteki, Kur'an'daki bir kelimeyi, hatta bir harfi inkar edersen kafir olur. İnkar edince kafir olacağımız bir kelimeyi öğrenmesek ne olur? İmanımızda eksiklik olmaz mı? O zaman imanın Allah'ın ayetlerini bildiğin kadardır. Allah'ın ayetlerine iman ettiğin kadardır. O ayetler sana okunup onunla imanını artırdığın kadardır. Evet. Kur'an'ın özü Fatiha idi. Fatiha'nın özü de El Esma'ul Hüsna idi. Allah'ın isimleriydi yani. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları tahsil ederse cennete girer dedi. Cennete girdi buyurdu. Sayarsa değil, tahsil ederse, bu isimler onun üzerinde tecelli ederse, yani Allah'ın Rahman ismine iman edecek önce, Allah'ın Rahman ismini sevecek, Allah'ı Rahman olarak sevecek. İman sevmektir çünkü, sevmeden iman olmaz. Önce Allah'ı Rahman olarak sevecek, sonra Allah'ın Rahman ismi onun gönlüne tecelli edecek, o buna iman edecek. Elbette ki bundan önce öğrenmesi lazım. Sonra Allah'ın bu ismiyle kullarına muamele edecek, yani rahmet edecek. Rahmet ettikçe Allah'ın Rahman ismi onda kemale ermeye devam eder, kemale erinceye kadar. Gerektiği yerde rahmet edinceye kadar o isim onda tecelli etmeye devam eder. Dolayısıyla yaratılıştan gaye Hazreti İnsan olmaktır. Allah'ın isimlerinin kulda kamil manada tecelli edip onun Hazreti İnsan olmasıdır. Bütün emirler, bütün nehiler bunun içindir. Bütün ibadetler bunun içindir. Onun için ibadet amaç ne? Araçtır. Amaç nedir? İmandır. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu.
biz gönderdiğimiz bütün Resullere Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece bana abd olun diye vahyettik. Bütün Resullerin geliş gayesi, Allah'ın muradı, kullarının kendisine hiçbir şeyi şirk koşmamaları, bir de sadece Allah'a abd olmaları. Nerede şirk koşmayacak? Allah'ın isimlerinde. Eğer kul Allah'ı tanımazsa, Allah'ın isimlerini başkalarına, başka şeylere verir. Mesela biri ay başında gelecek olan maaşına güvenirse, maaşını Allah'ın Rezzak ismine şirk koşmuştur. Ya da babasına güvenirse, babasını Allah'a şirk koşmuştur. Evladına güvenirse, evladını Allah'a şirk koşmuştur. Oğlum bana bakar, çocuğum bana bakar diye bakmışsa, ne yapmıştır? Çocuğunu Allah'a, Allah'ın Rezzak ismine, Kerim ismine ve Hav ismine şirk koşmuştur. Kime güvenmesi gerekir? Allah'a. Allah Rezzak'tır. Allah Kerim'dir. Allah ve Hav'dır. Bu Allah'ın bütün isimleri için böyledir. Onun için önce bize lazım olan iman. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Ahir zamanda kişi imanlı olarak akşamlar sabaha çıktığında imanını kaybetmiştir. İmansız olmuştur. Sabah imanı kalkar, akşam olduğunda imansız olmuştur. Niye? Nefsi terbiye olmadığı için, isyan ettiği için, Allah'a itiraz ettiği için. Allah'ın bilmediği, tanımadığı için. Allah'a güvenmediği için. Allah deyince kalbi titremediği için. Allah'ın ayetlerini dinlemediği için. Allah'ın ayetleri ona okunduğunda imanını arttırmadığı için. Allah'a güvenmediği için. Bugün hep beraber Allah'ın El-Kadir ismini anlamaya çalışacağız. Allah'ın bir Kadir ismi vardır, bir de Kadir ismi vardır. Arada bir Y harfi fazladır. İkisi birbirinden farklı mana taşır. Hep beraber Allah'ın Kadir ismini anlamaya çalışmıştık. Allah'ın her şeye kaderini koyduğunu anlamaya çalışmıştır. Allah her şey için bir takdir yaratmıştır. Her şeye bir takdir koymuştur. Hep beraber onu anlamaya çalışmıştır. Bugün Allah'ın El-Kadir ismini anlamaya çalışacağız. Önce ayetleri anlamaya çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulle insanin ezzemnahu ta'irehu. Her insanın ta'irini, kaderini, şansını, talihini boynuna asmışız. Fi unukihi. Boynuna asmışız. İşi ona bırakmışız. Yani günahı onun boynunadır. Her neyi yaparsa yapsın, kazandığı da, kaybettiği de ona aittir. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. O boynuna astığımız, onun tairini kitap harinde kıyamet günü çıkarırız. Ve nuhrucu lehu yevmel kıyameti kitaba. Onu bir kitap olarak çıkarırız. Yaptıklarını boynuna asmışız. Kıyamet günü onu bir kitap olarak çıkarırız. Yelkahu menşura. O ona kavuşur, mülaki olur kendi kitabına.
kitabı açılmış bir vaziyette onu karşılar. Evet. Allah'ın Kadir ismi Kadir yapan demektir. Kadir kılan. Kimi kadir kılmıştır? İrade verdiği varlıkları kadir kılmıştır. Kendi hayatı hakkındaki takdirini ona bırakmıştır. Elbette ki Allah'tan, Allah'ın takdirinden bağımsız olarak değil. Bir Allah'ın takdiri vardır. Genel takdiri vardır, kader vardır. Bir de kulun ebedi hayatı için kaderi vardır. Bu kaderi Allah Kadir ismiyle tecelli edip bu takdiri irade sahibi olan varlıklara vermiştir. Mesela bunu meleklere vermemiştir. Kadir ismiyle meleklere tecelli edip takdir senindir dememiştir. Ama insana bunu vermiştir. Cinlere bunu vermiştir. Takdir etme hakkı. Allah'ın Kadir ismi takdir etme hakkını veren demektir. İnsana kendi kaderini yani ebedi hayatı için cennete ya da cehenneme gitme takdirini veren demektir. Ayet-i kerimede de Allah öyle buyurdu. Her insanın takdirini boynuna asmışız. O nasıl dilerse öyle yapar. Kıyamet günü bir kitap olarak yaptıkları önüne açılır. O buna kavuşur. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi. Hazreti Musa kavmine ey kavmim dedi ki lime tu'zununeni. Evet, niçin bana eziyet ediyorsunuz? Fakat te'lemune enne Resulallahi ileykum. Siz biliyorsunuz ki ben sizin için Allah'tan gelen Allah'ın Resulüyüm. Felemma zâhu, ne zaman ki onlar döndüler, ne zaman ki onlar eğrildiler. اَزَغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Allah da onların kalplerini döndürdü, saptırdı. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. فَلَمَّ زَغُوا اَزَغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Allah da onların kalplerini döndürdü, eğriltti. Ne demek bu? Evet, Hazreti Musa kavmine siz benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz, Allah'ın beni size gönderdiğini biliyorsunuz dedi. Ama buna rağmen onlar bunu biliyormuş demek ki. Buna rağmen ne yaptılar? Allah'ın Resulü değilmiş gibi muamele ettiler, döndüler. Eğrildiler. Doğru durmaları gerekirken eğrildiler. Allah da kalplerini eğriltti. Bizim buradan neyi anlamamız gerekir? Biri hakikati, doğruyu bildiği halde o doğru değilmiş gibi davranırsa, hareket ederse, muamele ederse ne olur? Allah onun kalbini eğriltir, yamultur. Yani nasıl olsa ben bunu biliyorum. Ama ben böyle de davransam bir şey olmaz. Öyle davranırsa ne olur? Allah kalbini yamultur. O da artık o doğruyu doğru olarak anlamaz. Yanlış olarak anlar. Onun için insanlar ya inandığı gibi yaşarlar ya da yaşadıkları gibi inanırlar. Yaşadıklarının doğru olduğunu zannetmeye başlarlar.
doğruluğuna inanmaya başlarlar. Yani insan ya mümince yaşar, ya tavrını mümince koyar, ya da nasıl yaşıyorsa yaşadığının doğru olduğuna inanmaya başlar. Hak üzerinde olmadığı halde kendini hak üzerinde zanneder. Haklı olmadığı halde kendini haklı zanneder. Niye? Allah kalbini eritiyor da ondan. Ciddiye almadı. Doğruyu kabul etmedi. Yani insan ne yaparsa kendisi yapıyormuş. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu. Kendi nefislerinizdekini, kendi gönlünüzdekini ister açıklayın, ister gizleyin. Yuhasibkum bihillah. Allah sizi ondan hesaba çeker. Kalbinizdekini, nefsinizdekini ister gizleyin, ister açıklayın. Allah sizi ondan hesaba çeker. Amelinden değil, fiilinden değil. Sizi fikirlerinizden, düşüncelerinizden, nefsinizdekinden, gönlünüzdekinden hesaba çeker dedi Allah. Ve yaghfiru limen yasha. Allah dilediğini mağfiret eder. Ve yuazzebu men yasha. Dilediğine de azap eder. Sizi gönlünüzdekinden, nefsinizdekinden hesaba çekerken dilediğini affeder, dilediğini de ne yapar? Dilediğine de azap eder. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Her şeye takdirini koymuştur. Bununla beraber insana kendisi için takdir etme hakkını vermiştir. Bu takdiri o yapıyor. Onun için Allah hesaba çeker dedi. Sen gönlünü neyi doldurmuşsan, senin gönlün onunla meşgul olur. Eğer senin derdin Allah'ın rızası olursa, gönlün Allah'ın rızasının derdiyle dolar. Sen ebedi hayatı tercih etmişsen, senin gönlün o endişeyle dolar. Hayatını, ebedi hayatını kazanmak için yaşarsın. Bunun için çaba gayret sarf edersin. Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmak için çaba gayret sarf edersin. Ama senin gönlün eğer dünya sevgisiyle doluysa, nefsin arzuları, istekleri sevgisiyle doluysa, o seni başka tarafa yönlendirir, ahireti unutturur, Rabbini unutturur. Seni cehenneme sürükler. Ama bu tercihi kendin yaptın yalnız. O zaman seni cennete götüren, cehenneme götüren senin gönlündekidir, nefsindekidir. İstersen Allah'a dönersin, hedefini belirlersin, Allah'ın rızası peşinde koşarsın, Hazreti insan olmak için çaba gayret sarf edersin, istersen dünyayı tercih edersin. Bu durumda tercih senin olmuş olur, bu senin nefsindeki olmuş olur. Sadece bu kadar değil tabii. Bir de gönlümüzden, nefsimizden yanlış şeyler geçirdiğimizde, kötü şeyler geçirdiğimizde evet, buyurdu ki Allah bunun hesabını sorar. Yuhasibkum bihillah. Allah sizi onlardan hesaba çeker. O zaman neyi düşündüğümüzü, neyle meşgul olduğumuzu, nefsimizin neyle meşgul olduğuna
Evet, bakmamız lazım. Eğer o hayırsa bize kazandırır, o şerse Allah bunun hesabını sorar. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder dedi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Aminu billah. Allah'a iman edin. Ey iman ettiğini iddia edenler. Aminu billah. Allah'a iman edin. Ve resulihi. Resulüne iman edin. Vel kitabillezi nezzele ala resulihi. Resulüne indirdiği kitaba iman edin. Vel kitabillezi lezîye enzele min qabl. Ondan önce indirdiği kitaplara iman edin. Ve men yekfur billah. Her kim ki Allah'ı inkar ederse, her kim ki Allah'a nankörlük ederse, yok sayarsa, Allah burada imanın şartlarını beyan ediyor. Ve men yekfur billah ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Kim Allah'ı inkar ederse, meleklerini inkar ederse, kitaplarını inkar ederse, resullerini inkar ederse, ahiret gününü inkar ederse, fekad delle delalen ba'ida. O çok uzak bir delaletle delalete düşmüştür. Allah burada imanın şartını 5 olarak beyan ediyor. Böyle gelen başka ayetlerde var. Hepsinde imanın şartı 5'tir. Altıncısı nerede çıktı? Altıncısı da ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala dediler. Yani kadere iman dediler. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman dediler. Bu öyle bir yanlış yaptırdı ki, yanlış bir anlama getirdi ki, şu anda da bu böyledir. Çok tehlikeli bir yanlıştır bu. Hayır ve şer Allah'tandır demek. Biraz önce Allah'ın Kadir ismiyle ilgili ayetleri okurken söyledim. Allah ebedi hayatını kazanmak için takdiri kuluna vermiştir. Allah Kadir'dir dedi. Onun takdirini boynuna asmıştır dedi. Tercihi ona vermiştir dedi. Eğer tercihi ona vermezse iradenin bir manası olmaz. Hatta ne peygamber ne de kitap göndermesine gerek kalmaz. Peygamberi gönderiyor, onunla beraber kitabını gönderiyor. Ne buyuruyor? Şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım. Şu doğrudur, şu yanlıştır. Ama tercih senindir diyor. Yani kaderini boynuna asmıştır. Takdir etmeyi ona vermiştir. Ama bu ebedi hayatı içindir yalnız. Allah'ın takdiri kulun takdirini de kaplamıştır. Kulun takdir etmesi, irade etmesi Allah'ın iradesi içindedir yalnız. Bir Allah'ın külli takdiri vardır. Kulun da cüzi, kendi ebedi hayatı için takdiri vardır. Yani kim cennete gitmek isterse cennete gider. Kim cehenneme gitmek isterse cehenneme gider. Yoksa Allah böyle takdir etmiş, takdir böyledir diyemez. Günah işlediğinde Allah'ın takdiri böyledir diyemez. Söylerse Allah'a iftira atmış olur. Kendi iradesini, Allah'ın verdiği iradeyi inkar etmiş olur. Allah kulunun iradesini kullanmasını ister. Hatta en çok iradesini kullanan Allah'a en sevgili olandır. İradesini nerede kullanacak? Allah'ı anlamada, kelamını anlamada, ebedi hayatını kazanmak için inceden inceye düşünmeye, tefekkür etmeye. Evet, imanın şartı 6 değil, 5'miş. Kime göre? Allah'a göre. 6'dır dendiyse,
Bu din kimindir diye sormak gerekiyor. Yani Allah'tan şer olmaz. Şer kula aittir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki, bütün hayırlar, bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Kötülük Allah'tan demedi, haşa. Eğer şerri Allah'a isnat edersek ne olur? Yanlış yapanlara ne diyoruz? Kaderi böyleymiş. En basitinden örnek vermiştim. Arabayı hızlı sürüyor, kaza oldu diyor. Ya da biliyor, araba tekeri fırlayacak. Civatası, tekerlerin civatası gevşektir. Sıkmadan gidiyor, kader diyor. Takdir diyor, kaza diyor. Sen cinayet işlemiştin. Sen yaptın onu. Gideceğin yere 10 dakika, 5 dakika geç gitmiş olsaydın böyle olmazdı. Sen bu yanlışı yapmış olmazdı. Gittin çarptın birine, adam sakat kaldı. Kaza, kader demek doğru olur mu? Yok. Adam eğer ölmüşse bu cinayettir. O cinayet hesabıyla hesaba çekilir. Evet, kaderi, takdiri doğru anlamak gerekiyor. Allah'ın kullarına bıraktığı takdir vardır. Bir de kendi takdiri vardır. Her şey onun takdiridir ama kula ait olan kulun kendi takdiridir. Ne zaman bu Allah'ın takdiridir der, demelidir. Ne zaman ki kendisi orada hiçbir güce sahip değilse, kendi elinde olmayan bir şeyse, yani kendi yanlışı orada yoksa, kendi eksiği orada yoksa, o zaman ne der? Bu Allah'ın takdiridir. Bu imtihandır diyebilir. Der demelidir. Yani yolda biri yürüyor, araba gidip ona çarptığında, bu onun için Allah'ın takdiriydi. Kime? Çarpılana yani. Öteki yanlış yapmıştır. Öteki bunun cezasını çeker. Ötekinin suçu yok, elinden bir şey gelmiyor çünkü. Elinden bir şey gelmiyorsa o onun için Allah'ın takdiridir. O onun imtihanidir. Ama kendi yanlışı varsa işin içinde, bu şerdir ve şer onun kendi nefsindendir. Kendi yanlışındandır yani. Onun için hiç kimse kendi yanlışını, günahını, evet, Allah'a mal edemez, Allah'a bu şekilde iftira edemez. Âmene Resulü bima önzile ileyhi min Rabbihi vel müminun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Neye iman etti? Allah'ın kendisine indirdiğine. Öyle kendi kafasından din üretmedi. İman şartı üretmedi. Kullun amene billah. Hepsi Allah'a iman etti. Ve melaiketihi, meleklerine iman etti. Ve rusulihi, resullerine iman etti. Ahiret gününe bu ayetten önceki ayette geliyordu. La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Onlar Allah'ın resulleri arasında hiçbir fark gözetmezler. Hepsi Allah'ın resulüdür. Hepsi Allah'ın emrini tebliğ eder, ayetlerini, vahyini tebliğ eder çünkü. Resulleri arasında fark gözetmezler. Ve kalu semi'na ve ata'na. Derler ki, ya Rabbi biz işittik ve itaat ettik. Neyi işittik? Allah'ın kelamını, senin kelamını işittik ve itaat ettik. Bu durumda evet, Resulleri arasında fark gözetmez. Çünkü asıl gaye neymiş? Allah'ın vahyini işitmekmiş. Allah'ın vahyini kimden işitirse işitsin, ne demesi lazım? İşittik ve itaat ettik. Ufraneke Rabbena. Bizi mağfiret et. Bizi bağışla. Ve ileykel mesir. Dönüş sanadır. Sana döneceğiz. Sana döneceğimizi biliyoruz. İman ediyoruz. Onun için
işittik ve itaat ettik. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ اَبْسَارَهُمْ. Şimşek neredeyse onların gözlerini alacak. كُلَّمَا اَدَاءَ لَهُمْ مَشَّوْ ف۪يهِ. Hepsi de o çakan şimşekin ışığında yürürler. Şimşek onları aydınlatınca onun ışığında yürürler. Ve izâ ezleme aleyhim, ne zaman ki ışık kesildi, karanlık üzerlerine çöktü. Kamu, evet, ayakta kala kaldırırlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَزَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْسَارِهِمْ. Eğer Allah dileseydi onların işitmelerini, görmelerini giderirdi. Onları sağır yapar, kör yapardı. Allah dileseydi. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah o şimşek çakınca yürüyen, ışık gidince karanlıkta kalıp ayakta kalanlar, karanların takdirini onlara teslim etmiştir. Bu takdiri onlar yapmıştır. Eğer Allah dileseydi onların kulaklarını, gözlerini giderir, onları sağır ve kör ederdi. Bu ayet aynı zamanda müteşabih bir ayet. Bunu biraz uzun anlatmak gerekir. Şimşek çakar, ortalık aydınlanır demek, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda gönülleri bir anda aydınlanır. Ne der? Demek Rabbimiz böyle söylemiş. Demek bizim böyle yapmamız gerekiyormuş. Doğru budur der. Şimşek çaktı, aydınlandı. Biraz sonra bakıyorsun, eski haline dönmüş. Karanlıkta kalmış gene. Sanki hiç işitmemiş gibi olur. Sanki hiç hakikati görmemiş gibi olur. Allah dileseydi onları sağır ve kör ederdi dedi. Niye? Böyle davrandıkları için. Aslında onlar görmeyi ve işitmeyi hak etmemiş dedi. Müşrikler de, münafıklar da, Allah ayet-i kerimede buyurdu, onlar da zaman zaman derler ki, keşke biz de iman etseydik. Evet. Onlar da Allah'ın ayetlerini dinleyince, işitince, evet, onlar da o şimşekin aydınlatması gibi bir an gönülleri, evet, aydınlanırdı. Allah bizden neyi istiyor? Allah'ın ayetlerine karşı sağır ve kör davranmamamızı istiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizin hanginizin güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için. Ve huvel azizul gafur. O aziz ve gafurdur. Eğer Allah hangimiz güzel amel işleriz diye bizi imtihana tabi tutuyorsa, bu durumda bu tercihi de bize bırakmıştır. Yani ben yanlış yaptım, bu benim kaderimdir değildir. Allah bu takdiri sana vermiştir, sana bırakmıştır. İstersen güzellik yaparsın, güzel olursun. İstersen güzellik yapmaz, güzellikten mahrum kalırsın. Kötülük yapar, kötü olursun. Sadece kötülük yapmak yetmiyor. Evet, çünkü kazanmış olanlar güzel yapanlardır. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Genişliği
yerle gök kadar olan cennete koşun. Cennete varanlar, cennete koşanlardır. Güzellik yapanlardır, güzel yapanlardır. Zalike bima qaddemet eydikum ve ennallaha leyse bizzelamin lil abid. Evet, kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekerken onlar cezalarını aldıkları zaman evet buyurur ki bu ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Ellerinizle takdim ettiğinizin karşılığıdır. Bima kaddemet eydikum. Kendi ellerinizle dünyadayken buraya bunu takdim ettiniz. Bu bunun karşılığıdır. Ve ennallaha leyse bizzellamin lil abid. Allah kullarına, abdlerine zulmedici değildir. Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Böyle bir şey düşünülemez. Kul kendi kendine zulmetmiştir. Kendi kendine, kendi eliyle işlediğini ahirete takdim etmiştir. Yani burada yaptığını orada karşısında görür. Göreceği şey de odur yani. Kendi iradesiyle, kendi tercihiyle, kendi eliyle yapmıştır. Yani cehenneme gitmek, azap görmek onun kaderi değildir. Onun kendi eliyle yaptıklarıdır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu, cehennemde ateş yoktur, herkes ateşini beraberinde götürür. Cennete nimet yoktur, herkes nimetini beraberinde götürür. Buradan takdim eder. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemediler. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ. Allah kavi ve azizdir. Allah'ın hakkını nasıl takdir edemediler? Günahı da, şerri de, yanlışı da Allah'a isnat ettiler. Zulmü Allah'a isnat ettiler. Allah kullarına zulmedici değildir buyurdu. Zulmetmesi mümkün değildir dedi. Allahu yestefi min el melaiketi rusulen ve min en nasi inallaha semiun basir. Allah hem meleklerden resuller seçer hem de insanlardan resuller seçer. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Semi ve besir olandır. Allah resullerini seçiyormuş. Seçmek için mutlaka birden fazla olması gerekiyor ki içlerinden seçilsin. Allah resullerini yaratır demedi. Yarattı demedi. Ya resullerini seçer buyurur ya da içlerinden resul bahsederiz, çıkarırız, diriltiriz dedi. Yani Allah resullerini insanlar içinden seçerken en layık olanı seçmiştir. Bu arada başka adaylar da var demektir bu. Yani ona yakın olanlar da var. Seçer, muameleyi ona göre yapar. Aynı zamanda bu kıyamete kadar da böyledir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kim öne geçmek isterse Allah onu öne geçirir. Kim geride kalmak isterse Allah da onu geride bırakır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ey müminler Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun demek, Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Haşa. Kendinize yardım edin, birbirinize yardım edin, Allah yolunda. Allah'ın dinini yaşamak için, öğrenmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın Resulüne yardım edin, Allah'ın vahyinin kullarına taşınmasına yardım edin demektir. Allah müminleri davet ediyor. Bu durumda isteyen
yardım eder, isteyen etmez. Bu tercih ona aittir. Yapamadım, edemedim denmez. Kim öne geçmek isterse Allah onu öne alır. Kim geride kalmak isterse onu da geride bırakır dedi. Yani bu tercih kendi elimizdedir. Allah bu tercihi bize vermiştir. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Muhakkak ki senin Rabbin hallak ve alimdir. Yaratmayı tekrar tekrar yapar ve alimdir. Her şeyi bilendir. Allah o zaman yaratmayı ilmine göre yapar, bilgisine göre yapar, insana göre değil. İmtihana da ona göre tabi tutar. Yani sen nasıl kazanabileceksen Allah senin için ona göre yaratmayı tekrar ettirir. Çünkü o alimdir. O biliyor. Senin nasıl kazanabileceğini biliyor. Kazanman için Allah her türlü imkanı sana tanıyor. Yani bu imkanı Allah yaratıyor. O zaman herkes bulunduğu halden, durumdan razı olması gerekir. Demek ki ben ebedi hayatımı böyle kazanırım demesi lazım. Allah'ın takdirine itiraz etmemesi lazım. O hallak ve alimdir. İlmine göre halk ediyor çünkü. Bizim bakışımıza göre, anlayışımıza göre değil. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Yani biz şer zannediyoruz, evet, onun içinde, onun arkasında hayır vardır. Biz onu hayır zannediyoruz, evet, onun arkasında şer vardır. Biz böyle olmasın, şöyle olsun diyoruz ama Rahman ve Rahim olan Allah muameleyi rahmetine göre yapar. Bize göre değil. Mesela bir çocuk ana babasından her şeyi ister. Neyi görse bakkala götürsen, neyi görse ister. Onun için uygun olmayan şeyleri de ister. Hepsini yemek ister orada. Ana baba ne yapar? Onu orada korur. Evladını muhafaza eder. Bu zararlıdır der, bu sana iyi değildir der. Ona göre, ona ne lazımsa onu alır. Niye? Çocuktur bilmiyor, ana baba biliyor. Allah ile kulu kıyasladığımızda, ana babanın çocuğa olan üstünlüğü gibi en azından anlamamız gerekmez mi? Yok, Allah ile de bunu böyle yapsın, niye yapmadı? İyi de sen, Allah biliyor, sen bilmiyorsun. Kendi çocuğun için bu bilmiyor deyip muamele ediyorsun. Allah sana böyle muamele ettiğinde niye Allah'a itiraz ediyorsun? Çocuk gitti çamura düştü, yıkanması gerekir. Anası getirir, üstünü soyar. Ne yapar? Yıkarken çocuk feryat edebilir. Feryat ediyor zaten. Anaya desek ki sen yanlış yapıyorsun, çocuğu niye yıkıyorsun desek, bu yanlış olmaz mı? Ana biliyor, çocuk bilmiyor çünkü. Ya da çocuk çıktı balkonun demirlerine düşecek. Ana bir gider getirir, iki gider getirir, üçüncüsünde ne yapar? İki tokat atar, bir daha oraya gitme der. Ana yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı? Yapmasa oradan düşecek. Gelen bütün musibetler, bütün sıkıntılar bunun gibidir. Onun için ne denir? Allah'ın şefkat tokatı denir. Rahmet tokatı denir. Kulum ebedi hayatını kaybetmesin deyip ne yapar? Evet, bir sıkıntı verir, bir musibet verir, kendine gelir kul. Mesela insan sağlıklıyken Allah ile beraber olması farklıdır, hastalandığında farklıdır. Hastalanınca ne olur? Nefsi aşağı iner, yerde sürünür, bütünüyle Rabbine döner, ya Rabbi bana şifa ver der. Benim hiçbir gücüm yok der. Rabbine boynunu büker. Teslim olur. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastanın duası makbuldur dedi. Niye makbuldur? Böyle Rabbine boyun büktüğü için. Ne zaman Rabbine boyun bükersen duan makbul olur. يسأله من في السماوات والأرض
göklerde ve yerde. Her kim varsa hepsi ondan ister, Allah'tan ister. Kulle yevmin huve fi şe'en. O her an bir şe'endedir. Her an bir iştedir. Her an bir tecellidedir. Bu durumda ruhumuz da bizden bir şey istiyor. Neyi istiyor? Rabbini istiyor. Bizim de her an bir işte olmamız lazım. Onun rızasını kazanma işinde, derdinde olmamız lazım. Her an Allah dememiz lazım. Allah bize bir ömür takdir etmiştir. Sermayemiz bu ömürdür. Alıp verdiğimiz nefeslerdir, zamanımızdır. Bununla ebedi hayatımızı, cenneti kazanabiliriz ya da bununla cehennemi kazanabiliriz. Bunun içinde israfın en büyüğü hayati israftır. Vakti, zamani israftır. İsrafın en büyüğü. Çünkü onunla Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanabilirsin, cenneti kazanabilirsin ya da onu çöpe atabilirsin. Zamani israf, ebedi hayatı israf demektir. Gidelim oturalım arkadaşlarla biraz vakit öldürelim dediğimizde hadi vakti israf edelim demektir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah müsrifleri sevmez, israf edenleri sevmez. En büyük israf vakti, zamanı yani hayatı israftır. Emmen yebde'ul halke sümme yu'iduhu ve men yerzukukum mines semai vel ard. Önceden yaratıp sonra yaratmayı tekrarlayacak olan ve size gökten, yerden rızık veren o mu yoksa e ilahun me Allah yoksa Allah'la beraber bir ilah mı var? Yoksa bunu yapan başka biri var mı? Kul de ki onlara hatu burhanekum in kuntum sadikin. De ki onlara eğer Allah'tan başka bir ilah varsa size yerden gökten başka rızık veren biri varsa o zaman burhanınızı, delilinizi getir. Allah kulundan delil istiyor. Sen bir şey söyleyeceksen bunu ispatlaman lazım. Sana akıl vermişim, böyle körü körüne bu böyle de diyemezsin dedi. Allah bunu şirk sayar. Delilini getir diyor. İspatla. Kime? Kendine ispatla. Öyle sürü mantığıyla birinin peşinde gidersen Allah bunu kabul etmez. Delil istiyor. Eğer biri dese ki her neyi söylerse söylesin. Bizim delil istememiz lazım. Mesela bir örnek vereyim. Biri dese ki ben veliyim dese. Böyle bir iddiası olsa ne demek lazım? Delilini göster. Ki veli zaten bunu söylemez. Veli ben veliyim demez zaten. Boynu sonuna kadar Rabbine büküktür. Kendini insanların en acizi olarak görür, hatta en günahkari olarak görür. Allah'ın huzurunda hesap veremeyeni olarak kendini görür. Ama Müşid-i Kamil'de işte tam tersi nedir? Niye? O peygamber varisidir. Çünkü Allah'a davet ediyor. Söylemezse nasıl davet edecek? Edebilir mi? Birine sorulsa, o dese ki ben Müşid-i Kamil değilim dese, mesela ben sizi Allah'a taşıyamam, Allah'a vasıl edemem dese, ille de biri ona iftira atıp sen Müşid-i Kamil'sin dese, bu doğru mudur? Bu aklını kullanmıyor demektir. Adam bende bir şey yok diyor da.
senin baban şeyhti, sen de şeysin deyip ona iftira atmak, ona zulmetmek doğru mudur? Doğru değil. Sonra kendi kendine bahane üretip işte tevazu gösteriyor. Bunun tevazusu olmaz. Peygamber varisi onun gibi yapandır. Yoksa nasıl davet edecek? O zaman biri ben Mürşid-i Kamil'im derse, herkesin ona tabi olmak isteyen, herkesin ondan ispat isteme hakkı vardır. Evet, bunu ispat et deme hakkı vardır. Beni ikna et, bürhanını getir, delilini getir deme hakkı vardır. Resulullah Efendimizle beraber olanlar Allah'ı sevdi, Allah'a aşık oldu. Allah yolunda malını, canını infak etti. Gökteki yıldızlar gibi oldu. Öyle değil mi? Ölçü budur. Ölçü hele bir havada uç demek değildir. Allah bir kuluyla beraber, bir kulunun üzerinden, gönlünden imanı veriyorsa, kendi sevgisini, muhabbetini veriyorsa, o teslimiyeti, o edebi veriyorsa, kendi güzelliğini onun üzerinden veriyorsa, bundan büyük ispat olur mu? Böyle bir ispat yoksa, o yalancıdır, yalan. Herkes ne kadar istifade eder ondan? Kendi gönlündeki verimlilik kadar. En kaliteli tohumu verimsiz bir toprağa atarsan yeşermez. Toprak ne kadar kaliteliyse o kadar güzel yeşerir, o kadar çabuk büyür. Gönüller de böyledir. Allah'ın el esmaül hüsnası da böyledir. Evet, Mürşid-i Kamil demek aslında örnek olarak bir bahçıvan demektir. Onu eker. Allah'ın ayetlerini eker, imanı eker, muhabbeti eker. Allah'ın isimlerini eker. Bakımını da yapar, yeşertir, büyütür. Ama toprak verimsizse hiçbir şey çıkmaz orada. Biri 5 aydır gelmiş, bakıyorsun, bambaşka biri olmuş. Daha önce onu görenler onu tanımıyor. Bu o adam mıdır diyor. Nasıl değişti? Yeşerdi. Gönlüne ekilince yeşertti, verimliymiş. Öteki 5 senedir gelmiş, hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir değişiklik yok. Ahlakı eskisi gibidir. Eski tas, eski hamam yani. Verimsiz. Toprak verimsiz. Ekiliyor, yeşermiyor. Ya da gönlünü açmıyor. Buna müsaade etmiyor. Ektirmiyor yani. Ekilince buradan çıkıyor. 2 saat sonra onu söküp atıyor. Eski haline dönüyor. Aldıklarını atıyor. Kabul etmiyor. Evet. Allah kulundan bürhan istiyor, delil istiyor. Bir şey söyleyeceksen delilini getir diyor. Aklını kullan diyor. Eğer birine bir şey söyleyeceksen delilini getirmen lazım. Allah'a dost olmanın tek bir ölçüsü vardır. Ayet-i kerimede Allah buyurdu, ölçüyü Allah koyuyor. Bunun dışında eğer biri kendine ölçü koymuşsa, bana göre veli böyledir derse, o Allah'ın dinini anlamamış demektir. Allah'ın dinine göre yaşamıyor demektir. O Allah'a iman etmemiş demektir. O kendi dinidir. Dese ki veli işte böyle havada uçarsa velidir. Yanlış. Allah böyle söylemedi. Sen niye kendi fikrini, zannını, vehmini, Allah'ın ayetine şirk koşuyorsun? Allah veliyi böyle mi tarif etti? Allah'ın Resulü veliyi böyle mi tarif etti? Bu durumda sen kendine göre bir tarif yaptın. Allah da bilmiyor, Resulü de bilmiyor. Ben biliyorum demiş. Olmaz mısın? Herkes böyle söylüyor.
Herkes mi senin Rabbin, senin peygamberin yoksa Allah mı? Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, müminler Allah'ın velisidir. Mümin. Allah mümini tarif etti. Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Başka mümini nasıl tarif etti? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Başkalarını severken ne yapıyor? Başkalarını dinliyor. Allah'ı dinlemek yerine, Allah'ın ayetlerini dinlemek yerine başkalarının sözünü dinler. Falanca şöyle söyledi, falan alim böyle söyledi, falan veli böyle söyledi, falan cemaat böyle söyledi. Böyle yani. Allah'ı sever gibi başkalarını severler dedi. Oysa ki müminlerin Allah'a oran muhabbetleri çok şiddetlidir. Allah mümini tarif etti. Çok şiddetli Allah'ı seven. Allah'ın veli tarifi buydu. Mümin tarifi buydu. Mümin velidir. Mümin evet. Allah'ı her şeyden, herkesten çok seven. Dolayısıyla Allah'ın hesabını her şeyden, herkesten öne alan, aynı zamanda Allah'ın sözünü her sözden öne alan, her sözün üzerine alandır. Bunu sevdiği için yapar. Onun için Rabbinin ismini zikredince ne olur? Kalbi titrer. Ürperir. Maşukunu zikretmiş, anmış. Ya onun sevgisini kaybedersem, ya onu kaybedersem, derdi budur. Korkusu budur, endişesi budur. Ya Rabbim bana küserse, böyle düşünsem, böyle konuşsam, böyle anlasam, böyle yapsam, ya Rabbim bana küserse, ya bana darılırsa deyip kalbi ürperiyor. Resulullah Efendimiz veliyi nasıl tarif etti? Veliler görüldüğünde sahabe sormuştu. Ya Resulullah, velileri nasıl tanıyacağız? Onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız dedi. Veli size Allah'ı hatırlatır. Nasıl hatırlatıyor? Herkesin fikri neyse zikri odur. Biri eğer Allah'ı seviyorsa, müminse, hesabını Allah'a göre yapıyorsa, her durumda Allah der. Allah böyle seviyor, Allah böyle sevmiyor. Bu Allah'a göre doğru değildir. Böyle yaparsak Allah gazap eder, böyle yaparsak Allah sever der. Biri onu gördüğünde biliyor. Bir şey söylese hemen Allah diyecek. Nedir? Bu velidir işte. Bunu yapan velidir. Allah'ı hatırlatıyor. Onu gördüğünde o sana Allah'ı hatırlatır. Sen de onunla beraber ister istemez Allah'ın hesabını yapmak zorundasın. Ben şimdi bunu böyle yaparsam bu böyle söyleyecek. Hiç farkında olmadan onunla beraber Allah'ın hesabını yapmış oluyorsun. Onun için onlarla beraber olmak bizi onlardan yapar. Allah'ın Kadir isminin bizde tecelli etmesi için kendi yaptıklarımızın sorumluluğunu almamız gerekir. Yani bir yanlış varsa onu ben yapmışım. Bir sıkıntı çektimse bu sıkıntıyı ben kendi elimle yapmışım dememiz gerekir. Ebedi hayatımı da kendim kazanıyorum ya da kaybediyorum dememiz gerekir. Ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki Allah rahmeti zatına yazdı. Kendisi için rahmeti takdir etti dedi. Mutlaka size rahmetimle muamele ederim dedi. Allah önümüze neyi koyarsa koysun o onun rahmetidir. Bize nasıl bir şeyi yaşatırsa yaşatsın, nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun bu onun rahmetidir. Bu bizim kazanmamız içindir. Ama dünyayı değil, ebedi hayatımızı, cenneti, onun rızasını, onun dostluğunu, Hazreti insan olmayı kazanmamız içindir. Allah'a göre bakmazsak bunu anlayamayız. Ahirete göre bakarsak bunu anlamamız mümkün olur.
Mesela Allah İblisi kovunca İblis dedi ki beni saptırmana karşılık ben de onları saptıracağım dedi. Beni saptırmana karşılık. Allah meleklere, İblis de var içinde, Adem'e secde edin dedi. Bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. İblis cinlerdendi buyurdu. Allah soruyor, ben sana emretmişken neden secde etmedin? O da dedi ki, beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın. Ben ona nasıl secde ederim? Ben ondan üstünüm, ben ondan hayırlıyım dedi. Allah, in oradan dedi, orası senin kibirleneceğin yer değil dedi. Kovdu. İblis mühlet istedi. İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, izin ver. Göreceksin ki bunlar secde edilmeye layık değildir dedi. Allah da ben sana mühleti verdim dedi. Ne dedi? Beni saptırmana karşılık ben de onları saptıracağım dedi. Sapmasını Allah'a yükledi. Günahını Allah'ın üzerine attı. Sen beni saptırdın dedi. Kim günahını Allah'ın üzerine atarsa, şer Allah'tandır derse iblis olur. İblis onun mürşidi olmuş olur. Hazreti Adem ne dedi? İnna zelemna enfusena. Muhakkak ki biz kendi nefsimize zulmettik. Kendi günahını yüklendi. Biz kendimize zulmettik dedi. Sen bizi saptırdın demedi. Biz kendimize zulmettik dedi. Allah cennete koydu. Bu meyveden kesinlikle bu ağaca yaklaşmayın dedi. Sonra sıkıntı çekersiniz. Allah emrediyor. Bu ağaca yaklaşmayın diyor. İblis gelip onları kandırdı. Ne dedi kandırırken? Yemin ediyor onlara. Eğer siz bu ağaçtan yerseniz ikiniz iki tane melek olursunuz. Ya da burada ebediyen kalırsınız. Dedi. Onlar da inandı. Allah'a güvenmedi. Şeytanın yeminine inandı. Onun için eğer biri bizi Allah'tan, Allah yolundan ayırıyorsa bakarsın ki yemin ediyor, ben bunu senin için söylüyorum diyor. Ben seni düşündüğüm için, seni sevdiğim için söylüyorum diyor. Seni seviyorum, dünyayı kazan diyor. Seni seviyorum, okulu kazan diyor. Seni seviyorum, parayı kazan diyor. Böyle yaparsan seni sever yalnız. Yapmazsan ne olur? Bir de bakarsın ki sevgisini kaybetmişsin. Sen Allah'a yakın olmuşsun. Sen Allah'ın sevgisini kazanmışsın. O onun için bir mana ifade etmez. Evet, İblis beni saptırmana karşılık ben de onları saptırırım dedi. Eğer biri kaybetmişse, biri sapıtmışsa, biri delalete düşmüşse, biri yoldan çıkmışsa, Allah beni saptırdı derse, iblisin ta kendisi olur. Allah söyledi. Ama eğer biri yanlışına arka çıkmayıp, yanlışını savunmayıp, ben yanlış yaptım, ben kendime zulmettim derse, o da Adem olur. Hazreti Adem olur. Allah da onları affetti. İblisi ne yaptı? Lanetledi. Rahmetinden mahrum etti. Niye? Çünkü şerrini, yanlışını Allah'a isnat etti. Sen yaptın dedi. Beni sen saptırdın dedi. Allah her şeye kaderini koymuştur. İnsana da bir kader koymuştur. Kendisinin koyduğu kader vardır. Kendisine ait olan kaderi, evet, kadiri de ona teslim etmiştir. Nasıl? Allah insana kaderi kitabıyla koymuştur, Resulüyle koymuştur. Yani Kur'an bizim kader kitabımızdır. Allah'ın bizim için takdir ettiği kitaptır. Ama Allah'ın takdirini kabul etmek ya da etmemek bizim kendi elimizdedir, irademizdedir. Allah'ın Kadir ismiyledir.
kabul edersek Allah'ın Kur'an'ına, kitabına uyarız. Allah'ın bizim için koyduğu kaderi kabul etmiş oluruz. Hazreti insan oluruz. Allah'ın bizim için takdirini kabul etmezsek, kaderini kabul etmezsek ne olur? Kendimiz için bir kader kendimiz çizeriz. Allah'ın kaderinin dışına çıkarız. Uçuruma gideriz. Cehenneme yuvarlanırız. Kur'an kader kitabımızdır. Bununla beraber hesap kitabımızdır. Kıyamet günü Allah bizi hesaba çekerken Kur'an'dan hesaba çeker. Kitabından, ayetlerinden hesaba çeker. Uymuşsan, iman etmişsen, amel etmişsen kazanmışsın, etmemişsen kaybetmişsin. Kader kitabı. Senin kaderini belirleyen kitaptır. Senin cennete ya da cehenneme gideceğini belirleyen kitap Kur'an'dır. Kur'an'ı tam olarak anlayabilmek için bir de canlı Kur'an'a ihtiyaç vardır ki o da Resulullah Efendimiz'dir. Yani o canlı Kur'an'dır. Canlı Kur'an'a uyarsan Kur'an'a uymuşsun. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya, onun gibi iman etmeye çalışırsan Allah'ın kaderini, senin için yaptığı takdiri kabul etmiş olursun. Çünkü Allah bizim Hazreti insan olmamızı istiyor, kendisine dost olmamızı istiyor, cennete gitmemizi istiyor. İstiyor ve bunu seviyor. Ama insan olmayı kabul etmez, hayvan olmayı tercih edersek, önde olmayı kabul etmez, geride kalmayı tercih edersek, Allah tercih senedir diyor. Geride kalanlar tehlike içindedir. Ama önde gidenler kesinlikle kazanmışlardır, aynı zamanda kazandırmışlardır. Allah hepimizi Kadir ismiyle isimlendirsin inşallah. Kendi yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeyi kabul edenlerden eylesin. Yanlışını, günahını, eksiğini, hatasını kabul edip tövbe istiğfar edenlerden eylesin. Günahını, yanlışını Allah'ın üzerine atıp Allah'a isnat edenlerden eylemesin. Allah'a iftira edenlerden eylemesin. Allah böyle yaptı, onun için bu böyle oldu diyenlerden eylemesin. Ben bu sıkıntıyı Allah'tan dolayı çekiyorum diyenlerden eylemesin. Allah bizi kendisine zulmedenlerden eylemesin. Allah'a zulmü isnat edenlerden eylemesin. Allah bana zulmetti diyenlerden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun. Makyaj malzemeleri satarak aile bütçesine yardımda bulunmak doğru müdür? Herhangi bir mahsuru yoktur. Makyaj malzemesi satıyoruz. Kimin nerede kullandığını nereden bilelim? Eğer kocasına güzel görünmek için süslenmişse buna bir mahsur olmaz. Ama satarken de bunu burada kullanacaksın diye bir şart koşabilir miyiz? Koşamayız. Onun için herhangi bir mahsuru olmaz. Başka sohbetlere gitmek doğru mudur? Evet, başka sohbetler bizim bir ölçümüz vardır. Bütün kardeşlerimiz her cemaate gidebilir. Bir veliyi duyduğunda ziyaretine gidebilir. Bir şeyhi, bir müşid-i kamili duyarsa ziyaretine gidebilir. Sohbetinde bulunabilir. Elbette ki edebiyle. Dinlemeye gidecek yani. Anlamaya gidecek. Herhangi bir zikre gitmesi, sohbete gitmesi doğru olur mu? Doğru olur. Yalnız herkes kendini biliyor. Eğer gönlü dağılacaksa, eğer sorun sıkıntı yaşayacaksa gitmemesi onun için daha doğru olur. Ama evet, bütün kardeşlerimiz bu konuda rahat olmalıdır, serbesttirler. Gidebilir, davet edebilir diyeceğim ama orada değil yalnız. Mesela bir arkadaşı onu davet eder, onunla beraber onun gittiği yere gider, buraya da gelirler. Olabilir. Bizim herhangi bir endişemiz yoktur çünkü.
Mesela genel olarak ne denir? Başka cemaate gidemezsin, başka zikre gidemezsin, başka sohbete gidemezsin denir. Onların kendilerinden endişeleri vardır. Giderse ya onu kaybederse, kim kimi kaybediyor? Kulunu kendine davet eden Allah değil midir? Mümin, bal arısı gibi her çiçekten bal toplamayı, öz toplamayı bilmelidir. Beş kelime buradan öğrenir, iki kelime oradan öğrenir, on kelime oradan öğrenir. Onun öğrenmesi lazım, onu alması lazım. Ona Allah gerek. Nerede Allah'ın rızasını kazanabiliyorsa, Allah'ın dostluğunu kazanabiliyorsa, yeri orasıdır. Yok buraya geldin, başka yere gidemezsin. Evet, böyle bir şey bizde yok. Herkes rahat olsun. Nerede kazanabiliyorsa, yeri orasıdır. İsterse başka yere gitmiş olsun, evet, buraya gelir, kardeşimizdir. Bize düşen ona ikram etmektir. Kim nereye giderse gitsin, hangi kardeşimiz nereye giderse gitsin, evet, kesinlikle edepli olmalıdır. Yani ben buraya geldim, ben size öğretmeye geldim değildir. Onlar yanlış konuşsa bile, yanlış anlatsa bile, yanlış anlaşılsa bile, arada tek bir şart vardır. Diyelim ki bir ayet yanlış okundu. Onu düzeltmek zorundasın. Buna mecbursun. Ama gidersen çok ters şeyler görebilirsin yalnız. Ya buna tahammül etmen lazım, yutman lazım. Oradan çıkıp gitmen de doğru değildir. O da edebe aykırı olur. Yani herkes kendi tercihini kendisi yapar. Arkadaşlar rahat olsun. Rahatlıkla evet, gidebilirler, sohbet edebilirler, zikir yapabilirler. Hiçbir sorun, hiçbir şey olmaz. Mesele Allah demektir, mesele öğrenmektir. Kimse kimseye ait değildir. Kimseye bir başkasını kendisine davet edemez. Davet Allah'adır. Biz burada kendimize davet etmiyoruz, Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı sevmeye, Allah'a itaat etmeye, Allah'a teslim olmaya, Allah'a karşı edepli olmaya davet ediyoruz. Hep beraber Allah'ın keramını okuyup anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi El Esmaül Hüsna'sından tanımaya çalışıyoruz. O isimlere bürünmeye, aksaklanmaya çalışıyoruz. Biz bayanlar olarak istisna kaideyi bozmaz. Neden bizde nankörlük oluyor? Harimize şükredemiyoruz. Defalarca sizin söylemenize rağmen aynı şeyi tekrarlıyoruz. Aile içerisinde bir türlü kendimizden ve evet, kendimizden ve zilletimizden olabilir. Bir şey anlayamıyoruz. Bu konuda şeytan bizi düşürüyor. Biz de korkuyoruz. Bu nankörlüğümüzün sonu ne olacak? Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Bizim işimiz yardım etmek. Allah ne buyuruyordu? Allah nankörleri sevmez buyuruyordu. Bayan kardeşlerimiz söylemiş bunu. İstisnalar kaydı bozmaz, hepimiz böyleyiz demiş. Kim söylemişse doğru söylemiş. Gerçekten güzel söylemiş. Bu gerçekten şaşıracak bir şeydir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu, ben Miraç'a gittiğimde cennetteki çoğu kimselerin saf kimseler olduğunu gördüm. Saf demek öyle bir şey bilmeyen demek değildir. Yani samimi. Samimi ama öyle fazla bir bilgiye de sahip değil. Saf kimseler olduğunu gördüm. Cennetteki çoğu kimselerin saf kimselerdi. Cehenneme uğradığımda çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Bu onların küfründen dolayıydı buyurdu. Hazreti Ayşe annemi sordu, ya Resulallah kadınlar nasıl küfrediyor yani? Buyurdu ki, bu küfrü, bu nankörlüğü kocalarına karşı yapıyorlar. Kocası mesela
bir sene, iki sene, beş sene, her neyse, ona ikramda bulunur, ihsanda bulunur. Sonra herhangi bir şekilde bir eksik yapar ya da bir yanlış yapar. Kelimeyi Resulullah Efendimiz'in kullandığı gibi kullanayım. Buyurdu ki, kadın der ki senden ne hayır gördüm ya da senden bir hayır görmedim der. İşte bu nankörlüktü, bu küfürdü dedi. Sadece böyle söylediğinden dolayı cehenneme gidiyor. Ama mesele sadece bu kelime değil. Bunun onu imandan çıkarması gerekiyor. Nasıl imandan çıkarıyor? Bu sadece sonuçtu, bu meyveydi, meyvesiydi. Küfrünün meyvesiydi bu. Eğer biri iyiliklere teşekkür etmiyorsa, 100 tane iyilik görmüş, bir tane hatayı örtmüyorsa, bir tane eksiği de eğer hoş görmüyorsa, o nankör biridir. O Allah'a karşı nankördür. O şükürsüz bir kul demektir. Kul Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Onun ölçüsü Allah'a göredir. Burası çok önemli, buraya çok dikkat etmek gerekir. Allah kıyamet günü kulunu hesaba çekerken sevabını bir tarafa, günahını bir tarafa, mizana koyuyor. Değil mi öyle? Eğer sevabı bir fazla gelirse Allah onu iyilerden sayıp cennete gönderiyor. Bizim de bakışımız böyle olmalıdır. Bir insan yarı yarıya eğer iyi ise o zaman o iyilerden olmalıdır bizim için. Biz onu iyilerden saymalıyız. Yoksa iki hatasını, beş hatasını görüp 100 tane iyi tarafını, 50 tane iyi tarafını yok saydıksa bu adalet değildir. Bu ölçü yanlış bir ölçüdür. Bu şeytanın ölçüsüdür. Yetmiyor. Allah yarı yarıya darttı. Ama ayet-i kerimede Allah buyurdu, yaptığınız her iyiliğe, her güzelliğe karşılık en az 10 vardır, 10 kat vardır dedi. Ama her yanlışa da misliyle ceza vardır dedi. Bu durumda mizandaki ne olmuş olur? Sevaba 10 kat vermiş, günaha 1 yazmış oraya, 10'da 1. Bir kulda 10'da 1 güzellik varsa, yani %10 güzelse, iyiyse Allah onu iyiden sayıyor. %90 kötü, yanlış. Allah onu cennete gönderiyor. O zaman cehenneme giden, yani 10 tane yanlış yapıyor, 1 tane güzel yapamıyorsa, o da cehenneme gitmesi kim gitsin? Bu Allah'ın rahmetidir işte. Eğer biz Allah'ın yeryüzündeki halifesiysek, bu durumda bizim de Allah'ın isimleriyle isimlenip insana da böyle bakmamız gerekiyor. Allah da şükreder mi? Elbette ki. Allah buyurdu. Allah şekurdur demek, Allah teşekkür edendir demektir. Allah'ın iki ismi bu manada gelir. Biri Şekur, biri Şakir. Evet, Şekur teşekkür eden. Kuru güzel yapınca teşekkür eden. Öyle kuru kuruya teşekkür değil yalnız. Hemen ikramı yapan. Teşekkür ettiğini hemen ona beyan eden, öğreten, gösteren, tattıran. Resulullah Efendimiz buyurdu, imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Sabri olmayanın, şükrü olmayanın imanı olmaz. İnsan da mutlaka bu iki halden birindedir. Ya sabretmesi gerekir, ya da şükretmesi gerekir. Ya da bunun tam tersi, nankörlük yapar, isyan eder. Biri nankörse, isyankarsa, sabretmemiştir, şükretmemiştir, onun imanı olmaz. Ama şükür sahibidir. Nimeti Allah'tan biliyor. Evet, buna beraber nimeti getirene teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz dedi Resulullah Efendimiz. Birbirimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani Resulullah Efendimiz'e ver şu Kur'an'ı zaten Allah bana göndermiş. Seni tanımıyorum dese biri.
Allah onu kabul eder mi? Kabul etmez. Ne der ona? Saygısız, terbiyesiz der. Ver ben şunu kendi kendime öğrenirim dese, aynı cevabı alır. Aynı şekilde mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, kişinin kendi ev halkına ikram ettiği onun için sadakadır. Bunu bilmelidir. Yaparken yani mutlaka işin içinde Allah'ın rızası da olmalıdır. Ev halkı da bunun Allah'tan olduğunu bilmeli, Allah'a şükretmelidir. Ama bir de nimeti getirene teşekkür etmelidir ki o Allah'ın veren elidir. Allah ona ne kadar imkan tanımışsa o kadarını yapmaya çalışıyor. Bir sefer Allah ikram etmedi diye sen ona eğer nankörlük yaparsan, sen bu nankörlüğü Allah'a yapıyorsun. Sen onu rezzak mı zannettin? Rezzak Allah değil miydi? Ya da bir yanlış yapmıştır. Hiç kimse melek değildir. Sormak lazım, sen hiç yanlış yapmadın mı? Yanlış yapmıyor musun? Sen yanlış yaptığında yani insanların ya da eşinin sana öyle muamele etmesini mi istiyorsun? Yoksa seni affetmesini, hoş görmesini mi istiyorsun? O nasıl sana davransın istiyorsan senin de öyle davranman gerekmez mi? Davranırsan onu hak edersin. O davranışı Allah'tan hak edersin. Evet. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? De ki size tek bir nasihatim var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Evde de Allah'ın huzurundayız. Eşimizle muhatap olurken de Allah'ın huzurundayız. Çocuklarımızla muhatap olurken de Allah'ın huzurundayız. Bu benim çocuğumdur deyip istediğimiz muameleyi yapamayız. O Allah'ın kuludur, sana emanet etmiş. Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Bu size yeterdir dedi. Bunu eğer unutmazsan bu sana yeterdir dedi. Evet, Allah bizi huzurunda olduğunu unutmayanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.